yaklaşmayın! Yaklaşmayın, kendimi vururum! Adım Ahmet, Ahmet Ekinci, Anadolu çocuğuyum. Genç yaşta gelmişim İstanbul'a, meslek öğrenmişim, tezgah sahibi olmuşum. Bir işim, bir evim, bir yuvam, bir karım. Allah'ım nasıl kapana düşürdüler beni, nasıl ya Rabbi? Tıpkı bir vahşi hayvan gibi. Her şey ne güzel başlamıştı. Ay parçası gibi bir sevgilim vardı. Deliler gibi sevişiyorduk Zeynep'le. Çok dalgınsın Ahmet. Nen var? Hiç. O kadar heyecan olsun artık. Sen nasılsın? Annem seni ne kadar seviyor anlatamam. Babama gelince o da ilk görüşte sevecek seni eminim. Göreceksin. İnşallah. Yalnız... Ailelerimiz arasındaki düşmanlık mı çekindiğin? 50 seneden beri unutulmuş bir düşmanlık, bir kırgınlık için kimse mani olamaz saadetimize. Babam eski kafalı adam diye korkma sevgilim. Göreceksin, anlayacak bizi. Anlayacak. İnşallah. Ümit doluydu kalplerimiz. Ailelerimiz arasında 100 yıldan beri sürüp giden bir dargınlık, bir düşmanlık vardı ama... kim? Kim nasıl mani olabilirdi aşkımıza? Deli gibi sevişiyorduk Zeynep'le. Ekinci ailesiyle Yaşar oğulları arasındaki asırlık düşmanlığa rağmen deli gibi sevişiyorduk. Küllenmiş, unutulmuş bir kırgınlık uğruna kim... kim gölge düşürebilirdi bu sevgiye? Yaşar oğulları ailesinin size verecek kızı yok delikanlı! Efendim, ben... kendi kızımı ikincilerden birine vermektense... kendi elimle mezara sokarım delikanlı, o kadar! Günaha giriyorsunuz. Ailelerimiz cumhuriyetten beri sükunet içinde yaşıyorlar. Kırgınlığın, husumetin kardeşliğe, sevgiye dönmesi sadece sizin elinizde. Seviyoruz birbirimizi. Yeter! Defol! Defol evimden! İsmail Bey'e bakın, dinleyeyim mi? Bir daha bu eve ayak basarsan ezerim seni! Kızıma gelince bir daha yüzünü görmeyeceksin. Beder Bey! Hemen bu gece Zeynep'i Niğde'ye, Hacı Eminler'in çiftliğine götüreceksiniz. Kimsenin haberi olmayacak, anasının bile. Çiftlikten dışarıya adım atmayacak. Zamanı gelince ben çağırtırım. Ona gelince peşine düşmesin, o kadar. Baş üstüne. O gece çılgın gibi içtim sabahlara kadar. Aklıma koymuştum, ne olursa olsun kaçıracaktım Zeynep'i. Beraber Anadolu'ya gidecek, kendimize yeni bir hayat kuracaktık. Ne tehdit, ne silah, hiçbir şey yıldıramazdı beni.
Sabah erkenden vardım evlerinin önüne. Ayşe, Zeynep'in ufacık yeğeni bekliyordu beni. Evden ayrılmadan evvel bir mektup bırakmıştı Zeynep. Canım sevgilim, sadece beni Anadolu'ya, bilmediğim bir yere kaçırıyorlar. Ama ölünceye kadar seninim, sadece seninim diyordu Zeynep. Çılgına dönmüştüm. Günlerce beraber gezdiğimiz, mutlu yarınlarımızın rüyaları içinde yaşadığımız yerlerde dolaştım durdum. Sonra içkide teselli aradım. Unutmak, sadece unutmak, dünyayı, çevreyi unutmak istiyordum. En ufak bir iz, bir ipucu bulamıyordum. Ümitsizliğimin çılgınlığa döndüğü günlerdeydi. İş, güç, dünya, çevre, her şey silinmişti gözlerimde. Sadece kin ve isyan doluydu ruhumda. İşte o günlerden birinde bir fabrika kapısından çıkarken gördüm onu. Zeynep! 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 Birine benzettiniz galiba. Olamaz. Sen Zeynep'sin. Adım Perihan. Özür dilerim, iyi günler. Dünyada her insanın bir benzeri vardır derlerdi, inanmazdım. Her derdin devası vardır derlerdi de gülüp geçerdim. Ama işte Zeynep'in benzeri o mucize canlı olarak karşımdaydı. Tıpkı onun gibi. Cana yakın, tatlı, hoş bir kızdı. Bütün geçmişimi, Zeynep'e olan aşkımı anlattım. Kalbimi açtım ona. İlgilendi, acıdı. Gün oldu benden beraber gözyaşı döktü, ağladı. Duygulu kızdı. Büsbütün kendine bağladı beni. Dünyada hiç unutamayacaktım Zeynep'i ama işte etiyle, canıyla, hayat dolu, ümit dolu olarak bir benzerini göndermişti karşıma Ulu Tanrı. Bir gün benimle evlenir misin dedim. Evet dedim. Sonra telli duvaklı gördüm onu karşımda. O anda Perihan'la değil, hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir rüya ile, Zeynep'in hayaliyle evlendiğimi anladım. Ama iş işten geçmişti artık. Sonra seneler kovaladı birbirini. Acı ve gözyaşından başka hiçbir şey bulamadım bu evlilikte. Yalnız beni dünyaya bağlayan iki varlık vardı. Zeynep'in hayali ve canımdan çok sevdiğim oğlum Ercan. Onun tekrar İstanbul'a döndüğünü ancak 6 sene sonra öğrendim. Ama o 6 sene zarfında Perihan'la evlenmiş, ev bark sahibi olmuştum. Ve dünyaya beni her şeyden çok bağlayan bir oğlum vardı. Şuna bak, paçavra, paçavra bunlar. Kızım, kendi düşen ağlamaz. Ne demek o? Öyle zart zurt dikleneceğine karının üzerindeki şu paçavralardan utan. Bir ay içinde 3 elbise aldın kendine, bunlar mı paçavra? Gencim, güzelim. Akranlarım gibi giyinmek, gezmek benim de hakkım. Ama kocanın kazancını rezil etmeden. Kazançmış, hiç gülecek halim yoktu. Alnımın teriyle, namusumla kazanıp evime ekmeğimi, ihtiyacını getiriyorum. Eğer beğenmiyorsanız işte kapı. Sana gelince, bir daha şerefimle oynayacak bir tek kelime işitirsem ağzından ispan ederim seni.
Nasılsın Zeynep? 6 sene oldu. 6 sene? Bilmem. O kadar... O kadar oldu mu? Zaman durmuştu benim için. Nerede olduğunu bir bilseydim... Ne faydası olacaktı? Bir köy evinin odasında geçen koskoca 6 yılı düşünebiliyor musun? 6 yıl! Evin bahçesine bile çıkmamı yasaklamışlardı. Gece gündüz silahlı adamlar bekliyordu kapımda. Amcamın adamları. Evlenmişsin. Dün oğlunu gördüm. Allah bağışlasın, melek gibi. Zeynep! Eşinle tanışmak isterdim. Çok güzel bir kız. Ona dünyanın en iyi erkeğine sahip olduğunu... ...onu mesut etmek için canını bile esirgememesini kendim söylemek isterdim. Geç kaldım galiba. Nereye? Ben götürüvereyim seni. Değmez. Hemen şuracıkta çalışıyorum. İyi günler Ahmet. Bütün gün bir çılgın gibi onu sayıkladım durdum. Canım biricik sevgilim. Hiçbir zaman unutamadığım meleğim. O günlerde muazzam bir kamyon kafilesinin başında mal götürecektim Anadolu'ya. Kamyonları yüklüyordu arkadaşlar. Bizim muavin Çarpık Cemil geldi, patron çağırıyor dedi. 19 kamyon be! Başında bir ustabaşı gitmezse içim rahat etmez, o kadar. Emredersin abi, gideceğiz tabii. Ne haber senden? Murat abi de geldikten sonra zımba gibiyiz evelallah. Yüzüne söylemek gibi olmasın ama Ahmet bir tanedir. Şımartmayın her geleği, sen gidebilirsin Murat'a. Pek, eyvallah. Aman abi! Abim abi dinlemem, hakkın bu senin. Evdekilere bir şeyler alırsın, göreyim seni. Sağ ol, sağ ol abi! Vere vere bunu mu verdi? Maaş değil, gönlünden koptu. İyi çalışmama karşı prim. Zekatı kadar mal artsın. Ne kadarmış kız? 600 lira! Oh! Selma'nın kocası bir günde kazanıyor o kadar parayı! Yeter be! Terbiyesizliğin de bir haddi vardır. Aman aman, bir şey demedik. Ne zaman gidiyorsun? Sabah erkenden. Ya. Baba! Bu gece de benim yanımda yatacaksın, değil mi babacığım? Tabii oğlum. Sadece senin için yaşıyorum bu dünyada. Tamam mı? Hı hı. Allah'ın izniyle 2 haftada buradayız. Bunun da kaydını yaptır. Şu tabancayı da al, torpido gözünde sakla, ne olur ne olmaz. Ne lüzum var abi? Abi, bakarsın şeytan toldurur. Boş dedik oğlum, boş, bak! Aman! Abi! Abi! Ne oldu? Abi, abi! Dur! Ne var, ne oldu? Ufak bir sıyrık. Abim kasaya para doldurdu, şeytan da tabancaya kurşun. Kusura bakmayın, kabahat bende. Ayıp ediyorsun abi, vallahi darılırım ha. Yarına kadar istirahat etsin dedi doktor, müsaadenizle. Daha kahvenizi içmediniz. Başka sefere inşallah. Doktor, ilaç ihtiyacınız olur. Ama bu kadar para... Vazifemiz. Çok naziksiniz. Siz de çok zarifsiniz. Daha evvelden tanımış olmayı isterdim. Sen git arkadaşlarınla oyna yavrum. Ama babacığım... Ben seni çağırırım yavrum, hadi. Demek bütün paramı bunlara sarf ettin. Çok oluyorsun. Ne olacakmış yani? Sizce namusumla ekmek parası kazanmaya çalışırken oldu.
Burada yaralı yatarken ev sahibi geldi, 3 aylık borç takmışsın. Yalan mı? Yalan mı? Konuşsana, yalan mı? Bütün kazancımı bunlara vermek için, bu incik boncuklara vermek için mi? Bu da bakkalın hesabı. Kolumu saracak sargı ararken buldum. 4 aydır 10 para vermemişsin. Ahmet! Sen aile kuracak, evinin, yuvanın saadetini düşünecek kadın mısın? Affet! Affet Ahmet! Karatelik'te güldürmedin yüzümü. Ah çektikçe de yaşlar bürür gözümü. Anlayan bir dost bulamam derdimi. Gidip derdimi de kime yanayım, hele kime yanayım, kardeş kime yanayım. Yol verinde karlı dağlar ben silamay varayım, kardeş varayım, nolur varayım. Alo, Melahat Hanım'ı istiyorum. Ha, Meloş, ben Nihat. Bir işim düştü sana. O biçim tabii. Bekliyorum. Kim bu sefer? Amma acelecisin! Vakit nakit oğlum! Kısaca anlat da bir an evvel çaresine bakalım. Bir zamanlar Kasımpaşalı olduğunu hatırladım da... acaba dedim, orada bir kız... yani bir kadın var da, tanıyor musun dedim. Adı? Hı? Bana bak! Benden sır çıktığını gördün mü? Kimmiş bu Afet? Perihan! Perihan mı? Bizim Ahmet'in karısı. Senelerce kapı komşuluğu ettik. Anası var ya Bediye, ne canavardır o, ne canavar! Vallahi daha ilk görüşte söyledim yavrum. Asil çocuk dedim, deme lazım. Allah gönlüne göre versin. Hani sizden iyi olmasın teyzeciğim, beni çok sever. Ahmet yaralanınca size gelmiş ya, Perihan kardeşimi görmüş. İçim cız etti diyor. Krallara, milyonerlere layık bir kız diyor. Ah! Yandı ciğerparem o şoför parçasının elinde. Benim öyle karım olsa, saraylarda, köşklerde oturturdum. Elmaslara, kürklere boğardım diyor teyzeciğim. Bir gecede hepimizi kulübe davet ediyor. Bilmem ki, ne dersiniz? Thank you.
Leon, sanki yabancı gibi davranıyorsunuz birbirinize. Nihat, ne oldu sana? Lokum gibi kızı görünce dilim mi tutuldu? Yalan da değil doğrusu. Size nasıl teşekkür edeceğim? Aman efendim, asıl ben teşekkür borçluyum. Ay, kibarlığı bıraksanız da biraz içsek şerefe. Bitti de şimdi beni gözetler mi kaldı? Yılan, kes yılan! Babana bir laf söyleyecek olursan ölmüş bil kendini, anladın mı? Ciğer gibi ezerim hem seni hem babanı! Babanı zerre kadar seviyorsan, onun yaşamasını istiyorsan kapa çeneni! Bir şey görmemiş ol, yoksa öldürtürüm babanı! Bir kamyon kervanı ki ağam, ucu bucağı görünmez. Bu kuvvet karşısında ne iş görür, ne ederiz ki? Demek ola ki bura nakliyecileri acılarından ölecekler. Hey ya! Tümümüze şah olduktan sonra elin oğlu İstanbul'dan çıkartır kamyon kervanını, aha sana da şuracıktan nahiyeye taşıyacak kadar mal bile bırakmaz. Doğru. Demesine dedik emme, dinleyen kim? Yani ne edelim gayrı? Bunu bilmeyecek ne var kardeşim? Kimmiş bu kervanın başı? Ehmet denen o kahya. Ahmet. Çekersin kenara, dersin oğlum Ahmet, durum vaziyeti kötü. Ya buradan çekip gidersin namusunla ve de nakliyeyi bize bırakırsın, bilakis gayri ölümden ölüm beğen. Hey ya, iyidir, hoştur ama kimmiş bunu yapacak aslan? Abuzer Yahya'nın oğlu Deli Halil. Yanında aha öyle yiğit var ki yiğit derim sana. Hüseyin'in fargosunun rotunu hallettik. Kaldı manın pimlerindeki o Meret. O da iki saate kadar evvelallah. Peki çocuklar nerede? Hepsi arabalarının başında. Ahmet sen bak istirahatine. Her iş bitince gelir seni alırım. Sağ ol ağam. Hadi bakalım, hadi yürü. Oy, pişti de! Yahu konuşuyorduk be. Sen derdini Marco Paşa'ya anlat abi. Bu da pişti de! Ya ne oluyor? At altılıyı da ferahla. At. Ruhun ayıl Fatiha! Oğlum, yap arkadaşlara Ahmet abinin hayra hasenatından birer demlik çay! Ne oluyor böyle? Senin gibi acemiyle bir çatı altında oturmaktan utanıyorlar abi.
Bana bak, çarparım şimdi ha! O iş sana kalmaz aslanım! Selamün aleyküm! Selamını al da bilmem nereni! Ulan erkek, sen cevap versene sonra! Derdin nedir senin? İstanbul şehri kafi gelmedi de buralara gelip işimizi elimizden mi alacaksın? Buranın kanunu başka mı ağam? İyi bellemişsin gayri! Hadi bakalım. Ahmet! Ahmet! Duymuyorum. 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 Ne yapsanız boş. İç zallar tamamıyla harap olmuş. Hep böyle sağır mı kalacak doktor bey? Maalesef. Ama belli olmaz. Birçok olaylar gördüm ben. Birden ani bir darbeyle hasta tekrar eskisi gibi işitmeye başladı. Ama istisna bunlar, mucize. Duymuyorum. Hiçbir şey duymuyorum ama... Ne konuştuğunuzu anlıyorum Murat Usta. İşi sonuna kadar yapacağım. Ne aileme, ne patrona bir şey haber vermek var. Anlaşıldı mı? İşimde ne derler beni? Çalışmaya mecburum Murat Usta. Biliyorsun, oğlum için mecburum. Söylemek icap ederse ben söylerim. Yemin edeceksin bana. Yemin mi? Allah'ına yemin mi? Gene ne zırlıyorsun domuzun piçi? Annemi istiyorum, annemi! Hasta işte, doktora gitti! Kaç kere söyleyeceğim sana? Hayır,
şeyi biliyorum ben. O gece eve gelen adam, annemi öpen adam. Allah kahretsin senin gibi piçi! Sus, yırtarım ağzını! Gebertirim seni! Hele bir babana söyleyecek ol, ölmüş bil kendini! Anneciğim! Çıldırıyorum sana. Yalancı! Yemin ederim. İlk önce sırf geçici bir hevestin benim için. Birkaç parça hediye, birkaç yüzük, bilezik... bir ucuz kürkle elde edilecek biriydin sadece ama... şimdi çıldırıyorum sana. Bu kadar açık konuştum diye kızma bana. Samimi olduğuma güven. Birbirimizi ne kadar sevsek... sonumuz gene ayrılık olduktan Ahmet'ten sonra... Ahmet'ten mi bahsediyorsun? Bilmezsin ne korkunç canavardır. Sonra Ercan bizi sevişirken yakaladı. Babasına her şeyi anlatacak diye ödüm kopuyor. Ne yapmamı istiyorsun? Ahmet'i oyalarsın istersen. Nasıl? İstersen yaparsın, hiç. Hiç İstanbul'a uğratmazsın. İş üstüne iş bildirirsin. Hep o yollarda birkaç kuruş fazla kazanacak... oğluna para biriktirecek diye canını bile verir. O zaman hiç korkum olmaz. Sonra Ercan... onu da bir yatılı okula verdik mi... bir daha babasının yüzünü göremez. Göstermem. İkisini de ne yapar yapar bir araya getirmem. Yalnız senin olurum sevgilim. Yalnız senin. Konuşun! Bir şeyler söyleyin! Duymak istiyorum! Konuşun! Konuşun! Bir şeyler duymak istiyorum! Bir şeyler söyleyin! Bir şeyler! Çıldıracağım ya Rabbi! Hiçbir şey duymuyorum! Öldürecek bu sessizlik beni! Bir şeyler söyleyin! Şerefe! Yapamam! Ne olursa olsun yapamam! Küçücük bir oğlum var... evim, ailem var... geçimleriyle sorumlu olduklarım var. Kim bana iş verir? Kim artık bu parayı verir bana? Göreceksiniz geçecek. Doktorlar ne derse desinler geçecek. En kısa zamanda hiçbir şeyim kalmayacak. Gene duyacağım sesinizi. Allah aşkına... dostluk, arkadaşlık hakkı için hiç kimseye bir şey söylemeyin. Bir şey çıtlatmayın İstanbul'a. Gaziantep'ten yükleyeceğiniz malları Trabzon şehir ambarına götürün... talimat almadan İstanbul'a dönmeyin Nihat. Canım, biricik yavrum, her şeyim sana feda. İcabında canımı bile veririm sana. Tek sen krallara layık bir hayat sür diye oğlum. Gidiyorum. Ne? Sayıklı, ateşi var galiba. Ahmet. Oğlum. Ahmet! Ne söylersen söyle Murat Usta! Nasıl olsa duymuyorum. Ama tahammül edemeyişim. Kaç gündür deli gibi ağrıyordu. Hepinizden saklıyordum. Senden de Cemil.
ama çıldıracağım artık. Dayanamıyorum ağrısına. İstanbul'a gidip tedavi olmam lazım. Murat Usta, sen çocukların başlarında olduktan sonra gözüm arkada kalmaz. Hem bakarsınız Trabzon'da tekrar yetişirim size. Ha? Tükendin aktı ömrüm, dilde sermaye olan bir ah kaldı, gül vahvan. Tükendin. Basit bir şok. Bu da mı olacaktı amca? Bu da mı olacaktı da? Ne oldu ki? Bir kaza geçirdi 2 hafta evvel. Kulakları ise ağır oldu. Ne? İşimden ölürüm diye korktu. Hepimize ant verdirdi. Söyletmedi kimseye. Sonra evvelsi sabah artık dayanamıyorum dedi acısına. İstanbul'a gitmek için yola düştü. Peşini bırakmadım. Sanki içime doğmuş abi. Çıldırdınız mı siz? İnsan hiç doktora gitmez olur mu? Nasıl anlatayım abi? Nasıl anlatayım da? İstanbul'a gitmesini istemiyorduk biz de abi, nasıl anlatayım? İstanbul'da karısı olacak alçak, biz yola çıkar çıkmaz ihanete başladı. Böyle aslan gibi delikanlıya yapılır mı da? Bir şey yok maşallah, iyisin, iyisin diyorum. İşitmiyorum doktor bey, işitmiyorum.
Bu gece burada kalsın, yarın taburcu ederiz. Hadi geçmiş olsun. Ahmet feci bir kaza geçirdi. Birkaç gün evvel İstanbul'a hareket etti. Sıhhatinin bildirilmesi Murat. Ne yapacağız şimdi? Anlarsa ne kadar tehlikeli olur bilemezsin. Cürmü kadar yer yakar. Tedavi için Ankara'ya falan gönderirim. Şehir şehir, hastane hastane dolaştırırım. Yahut bir gece bekçiliği veririm. Sabaha kadar garajda pineklerken biz de... Allah kahretsin! Deli misin? Aciz bir budala için hayatımızı zehretmeye lüzum yok. Önüne bir parça kemik atarım olur biter. Ama bil ki kimse mani olamaz aşkımıza. Kimse, kimse. Ercan! Ercan! Çıldırdın mı? Ercan! Ne bağırıyorsun? Kulakları. Ne var, ne oluyor buna? Kulakları duymuyor. Ne? Müthiş bir kaza geçirdi, size bildiremedik. Ercan, oğlum nerede? Oğlum nerede? Okul! Yatılı okul, yatılı! Ha? Anladın mı? Abi! Sağ ol. Git artık. Yalnız kalmak istiyorum. Git dedim sana, yarın erkenden buluşuruz. Kulakları sağır olmuş. Biliyorum, söyledi. Ne yapacaksınız şimdi? Oğlunu evde bulamayınca çılgına döndü. Ben şimdi onu yola getiririm. Bilmem ama yüzünde öyle korkunç bir ifade var ki içim titredi. Boş ver. Yarın bir bahanesini bulup başımızdan savacağız. Ahmet. Sevgilim. Canım. Canım sevgilim. Niçin söylemedin bana? Niçin yazmadın? Kulaklarım. İşitmiyorum. Hiçbir şey işitmiyorum. Ercan'ı yatılı okula vermişsin. Bak, nasıl anlatayım, şey ben... Bana güvendin değil mi? Yarın erkenden görmeye gideceğim onu. Şeyden şüpheleniyor mu dersin? Canı cehenneme. Ama korkuyorum, çok korkuyorum. Bir şey işitmediğine emin misin? Duvar gibi sağır. Öyle korkunç bir bakışı var ki. Ercan'ı görmeye gideceğiz şimdi. Çıldırdın mı? Ya söylerse babasına seni yakaladığını? Ne isterse söylesin piç. O zamana kadar ben çoktan kaçmış olacağım. Sakın çaktırma, bir şey olmaz mı? Ha, tabii de. Gidelim. Gidelim mi ha? Ercan, Ercan. Gidelim. Ha? Hadi. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Geceden beri oğlunu sayıklıyor. Lütfen eğer görmek kabilse. Şimdi dersteler. Ama ben kendim gider getiririm. Müsaadenizle. Bak!
doktor. Doktora kulağın için telefon. Doktora... Alo? Alo sevgilim? Ben Perihan. Çok korkuyorum. Alo? Alo? Alo Perihan? İşitmiyor musun beni? Alo? Alo Perihan? Alo? 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 Tam seninle konuşurken elinden bardağı düşürdü. Bir an beni işitti zannettim. Çok korkuyorum sevgilim, çok. Bir kolayını bul, kaçıver yanında. Öğleye kadar saklan istersen. Sonra evimizde beklerim seni. Peki, geliyorum. Geliyorum sevgilim. Canım. Sana anlattım yavrum. Baban rahatsız. Kulakları işitmiyor. Onu fazla üzmemek lazım. Biraz sevinçli görün yavrum. Hadi. Peki öğretmenim. Aferin. Ben doktordan randevu almaya gidiyorum. Randevu kulağın için. Allah'a ısmarladık efendim. Oğlumla yalnız kalabilir miyiz? Üzülecek bir şey yok oğlum. Ufak bir kaza. Kulaklarım işitmiyor. Ama gene işitecek dedi doktorlar. Üzülmeyeceksin değil mi? Söz ver bana. Erkek sözü. Söz veriyorum baba. Sen büyük, kocaman erkek oldun artık. Namus, şeref, aile şerefi nedir bunu anlayacak kadar büyük erkek oldun. Anlıyor musun beni? Babanın bir sırrını saklayacak kadar büyük... ...ve babanın dünyada tek varlığı olduğunu bilecek kadar akıllı bir erkek oldun. Sana vereceğim sırrı kimseye söylemeyeceğine yemin edeceksin. Yemin mi? Yemin. Ben sağır değilim. Her şeyi işitiyorum. Baba, baba, babacığım! Bana hakikati söyleyeceksin. Bir gece evde anneni bir yabancı ile gördün. Kimdi bu adam oğlum? Kimdi yavrum? Babacığım! Seni benimle bir daha görüştürmemek için evden uzaklaştırdılar. Bana bir şey anlatırsan seni öldüreceklerini söylediler, değil mi yavrum? Evet babacığım! Kimdi o adam? Sen eve yaralı geldiğin gün anneme para veren adam. Patronum Nihat mı? Evet, Nihat da adam. Aslan oğlum, unutma! Kimseye... ...hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Nasılsın Ahmet? Zeynep! Babamı tanıyor muydunuz öğretmenim? Evet yavrum. Onun ikimizin oğlu olmasını ne kadar isterdim Zeynep. Oğlum sana emanet. Kim? Patron mu? Hı hı, ta kendisi. Gözümle gördüm be. Ayyuka çıktı rezaletleri. Saray gibi ev açtı karıya Taksim'de. Ya öğrenirse? Öğrenecek muhakkak, gel benimle. Korkma, parana dokunacak değilim. Ailemin namusunu bunlara karşılık mı sattın? Ben, ne diyorum?
ediyorsun? Sen hani... Sağır falan değilim. Konuş! Gebertirim! İmdat! Nerede buluşuyorlar? İmdat! Nerede o Taksim'deki günah yuvası? Bilmiyorum! Konuş, gebertirim! Konuş! Bilmiyorum! Meloş! Konuş! Meloş! Kim bu Meloş? Kim? Adresi nerede? Randevu! Söyle adres! Randevucu! Melet! Çantamda! Cem! Abi! Abi, Ahmet abi! Yetişin, çabuk! Allah rızası için çabuk abi! Başka cinayetlerde işleyecek diye korkuyoruz abiler! Bütün ekipleri alarma geçirin! Bütün ekipleri alarma geçirin! Hoş geldiniz. Şey, Meloş'u göreceğim. Eski ahbabıyım. Ya. Kendisini göreceğim. Buyurun o halde. Buyurun. Sesini çıkarma gebertirim. Ne istiyorsun? Namusumu. Kimsin sen? Perihan'ın kocası. Patronuma sattığın Perihan'ın kocası. Ben bir şey bilmiyorum. Nerede buluştukları ev? Yemin ederim ki ben... Dur! Dur! Taksim, Mertel Caddesi, Ertan Apartmanı, 3 numara. Taksim civarında bütün ekiplere tertibat aldırın. Başka cinayetler de işleyecek. Yoksa? Randevucu Melati de vurmuş. Boşuna korkmuşsun. Nereden duyacak? Anlatamam sana nasıl hain hain bakıyordu suratıma. Nasıl korktum bilemezsin. Adam mı yer be? Nihayet yarın çağırırım karşıma, atarım önüne 5-10 bin lira... ayrıl karından derim, o kadar. Ah, dersin, dersin değil mi sevgilim? Senin için yapamayacağım şey var mı şeytan? Vicdansız şeytan. Çıldırdın mı be?
yapma! Yalvarırım Ahmet! Ahmet! Allah aşkına! Ahmet! Ahmet dinle beni! Bak! Ahmet! Al! İstediğin kadar! Allah aşkına kıyma! Kıyma bana! Yalvarırım Ahmet! Kıyma bana! Ahmet! Dinle! Kurbanın olayım! Allah aşkına! Her şeyim senin olsun! Tek hayatımı bağışla! Ahmet! İkisi de öyle efendim. Arka balkondan atlayıp kaçmış. Kasımpaşa'ya inen bütün yolları çember altına alın. Mutlaka oğlunu görmeye gidecektir. Şimdi polisten telefon ettiler kızım. Allah'ım! Olamaz! Oturduğu evin etrafını sarın. Bütün girişleri kontrol edin. Bütün çevre kontrol altında. Bütün çevre kontrol altında. Mecbur olmadıkça sakın ateş etmeyin. Yaptım bunu. Ercan! Ercan nerede? Okulda. Bir şey bilmiyor. Onu görmem lazım. Onu almaya geleceğini biliyorlar. Okulun etrafı polis kaynıyor. Benim evime götüreceğim seni. Orada saklan. Anahtarım al. Boşlukta düşen bir taş gibiyim artık. Her tarafım gece. Karanlık, umutsuzluk ve ölüm. Birazdan gelecekler. Sadece cesedimi bulacaklar. Elveda canım sevgilim Zeynep'im. Elveda canımdan çok sevdiğim oğlum Ercan'ım. Ahmet! 10 dakika geçti Ahmet! Geliyoruz! Gelmeyin! Gelmeyin diyorum size! Bırakın beni! Bırakın! Geliyoruz Ahmet! Teslim ol! Gelmeyin! Gelmeyin diyorum size! Gelmeyin! Ahmet! 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 Gelme usta! Gelme! Ateş ederim! Seni de vururum, gelme! Geliyorum! Silahını vereceksin bana! Gelme! Gelme! Gelme usta! Ahmet! Teslim ol Ahmet! Ahmet, yalvarırım teslim ol! Bir adım atarsanız vururum kendimi! At silahını Ahmet! Giriyorum içeri! Bırakın! Bırakın! Gel! Affet beni Allah'ım! Affet ya Rabbi! Yavrum sana emanet! Affet günahımı! Ahmet! Ahmet! Beni de öldür babacığım! Sensiz yaşayamam ben! Ah!
gelinceye kadar bekleyeceğiz seni Ahmet. Ben ve çocuğum. Babacığım! Yavrum! Ercanım! Ölünceye kadar... Ölünceye kadar bekleyeceğiz seni Ahmet. Aslanım, koçum benim. Gün gelecek yine beraber olacağız. Namusu için, şerefi için vuruşanlar hiç ölmezler. Yeter ki kalbinde Yaradan'ın adaletine inan. Allah yardımcın olacak. Ver silahı.